Merhaba arkadaşlar. Bugün size 3000 liraya kadar kıyafet kombini yaptım. Onları sunacağım. Tek tek tanıtacağım. İlk önce AGV kask'tan başlayalım. Modeli K5. AGV kask modelinin K5'in birkaç tane özelliği var ama ondan önce size birkaç tane özelliğinden bahsedeyim. AGV kaskların tarihinden bahsedeyim aslında. AGV kaskların tarihi 1946 yılına kadar gidiyor. 1946'da ilk önce üretilmeye başlamış. Yani motor yarışları kadar eski bir tarihi var. İlk kask deriden üretilmiş ve yarışların vazgeçilmezi olmuş. 3000 liraya kadar tanıtacağım bu kombin içinde AGV kask başı çekiyor. Neden başı çekiyor? Çünkü en pahalı malzeme bunların arasında o. Arkasından Revit GT Air mont geliyor. Sonra TCX Square model bot geliyor. Sonra eldivenlerimiz var. Fiberglass. Sonra da Zandon'a bir korumamız var, dizlik koruması. Bunu dizlikle bir kombin yapmayı uygun buldum. K5'in şimdi özelliklerine gelelim. AGV K5 bildiğiniz gibi fiber kompozit bir dış kabuğa sahip. İki farklı dış kabukla beraber geliyor. Ece, DOT, Ece Asya sertifikalarına sahip. Dış kabuğuyla beraber arkasında entegre bir spoiler'ı var. Bu spoiler'ı görebilirsiniz. Hemen altından da hava kanalları başlıyor. Kabuk altta havalandırma sistemi var. Yani iç tarafında çok etkili bir havalandırma sistemi var. Çıkarılabilir ve yıkanılabilir. Nefes alabilen Lycra Dry Comfort 3D iç pedleri var. Double D bir çene bağlantısına sahip. Burada görebilirsiniz bu çene bağlantısını. Bu en güvenli bağlantıdır. MotoGP'de kullanılıyor biliyorsunuz. Her videoda tekrar ediyoruz bunu. Rüzgar pedi, çene pedi ve burun pedi var. Burun pedi küçük olmasına karşın kışın buhar yapmasını engelliyor. Bir vizöre sahip. Vizör yandan rahatlıkla açıp kapanılabiliyor. İsterseniz de bu ön camını kademeli şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Üst tarafındaki havalandırmalar havalandırmanın etkili kılınmasını sağlıyor. Böylece açıp kapatmakta hem zorlanmayacaksınız hem de hava alışını rahatlıkla sağlayabileceksiniz. Yine de buhar yapıyor diyorsanız bir tane buğu camı alabilirsiniz, içten takabilirsiniz onu. Dediğim gibi dışarısı kompozit fiber olduğu için, fiber kompozit bir yapıya sahip olduğu için çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Dahili güneş vizörü de ve dış camı da çizilmelere karşı dayanıklıdır. Interkamı bağlantılarına da hazırdır. 1390 gram kadar bir ağırlığı var. Fakat kafanız daha büyükse, X-large'sa, large'sa onlarda biraz ağırlığı değişebilmektedir. AGV K5 kaskı için bu kadar tanıtım yeterli diye düşünüyorum. Yaklaşık 1100 TL civarında. İsterseniz şimdi de Revit Mont'a geçelim. Revit Mont'un özelliklerine bakalım. Revit Mont'un bu modeli GT Air diye geçiyor. GT Air yazlık bir model. File detaylarını zaten görüyorsunuz burada. Çarpmalara ve sürtünmelere karşı özel üretilmiştir. Fileli olduğu için yazın sıcaktan sizi koruyacaktır. Hem beyaz olduğu için güneşi çok fazla içine hapsetmeyecektir. Hem de fileli olduğu için rüzgarı geçirip sizi ferah tutacaktır. Revit Mont'un dirseklerinde ve omuzlarında özel korumalara sahip. Bu korumalar sayesinde darbelere karşı daha dayanıklı olacaktır. Aynı zamanda bunlar sertifikalı korumalardır. M1621 sertifikasına sahip. Vurduğu zaman sertleşen bir yapıya sahip. Bu Revit Mont'un genel özellikleri diğer Revit Mont'ların özelliklerine benziyor. Yani bu tarafındaki fermuarı, ayarlanabilir bilekleri, ayarlanabilir beli, ayarlanabilir boyun bölgesi var. Aynı zamanda bu ayarlanabilmesi için kollarına da birer çıt çıt koymuşlar. Böylece vücudunuza daha uygun hale getirebilirsiniz. Ön tarafında çift cebi var. Bu çift cebi verimli şekilde kullanmak istiyorsanız ufak tefek eşyalarınızı doldurabilirsiniz. Ama batmalara, darbelere karşı daha dayanıksız hale getirecektir. Ve arkasında da tabii parlak kısımları var. Bu parlak kısımlarda görünürlüğünüzü artıracaktır. Bel tarafında bir tane fermuar var. Ve bu tarafında fermuarından ve askısından isterseniz pantolon, Revit bir pantolon alıp ona tutturabilirsiniz. İç tarafında bir tane cebi var. Bu tarafında bir cebi var. Bunu isterseniz cüzdanınızda kullanabilirsiniz. Bu montlar bildiğiniz gibi D-Dry teknolojisiyle yapıyor. Yani çabuk kuruyan bir yapıya sahip. Özellikle
Yazın hafif yağış aldığında, hafif yağış gördüğünde belli bir süre sonra kurumaya geçiyor ve daha çabuk kuruyabilme özelliğine sahip. Şimdi bununla beraber kullanabileceğiniz bir tane eldiven örneği sunacağım. Bu da Fiveball olsun. Stantevo modeli. Ben bu renkini sundum. Ama siz istiyorsanız daha farklı rengini, daha farklı kalitesini, bileği daha uzun olanını alabilirsiniz. Bu yaklaşık 79 euro civarında. Yaklaşık 350 lira, 400 lira civarında bir eldiven. Dediğim gibi bu kombin 3000 lira ya da 3000 liraya yakın fiyatlara çıkıyor. Eklem yerleri özel korumalara sahip. Aynı zamanda eklem yerlerinden hava alabilmesi için özel deliklere sahip. Ve zaten üstü fileli. Özellikle çarpma anında bileğinizin üstüne düştüğünüzde oradaki koruma sizin daha az zarar görmenizi sağlıyor. Bu tarafta süet bir kısmı var. Bununla da isterseniz kaskınızı yağışlı zamanda silebilirsiniz. Ama tabii bildiğiniz gibi bu yazlık bir model. Aşırı yağışa gelecek bir model değil. Ama havalandırması süperdir. Özellikle baş parmağında da baş parmağının çarpma yerlerine gelebilecek ve sizi yaralayabilecek kısımlarında özel korumalara sahip. Fiveball'un Stantevo modeli gerçekten iyi bir modeldir. Daha farklı renkleri de bulabilirsiniz sitemizde. Şimdi gelelim Zandona dizliklere. Bu takımla beraber, yani bu kombinle beraber size Zandona dizlikleri öneriyorum. İsterseniz siz kendinize uygun Tech 90 bir pantolon alabilirsiniz. Onun da içinde korumalar vardır, hem de kalça koruması vardır. Ama o tarz pantolonu yazın tercih etmeyenler için şöyle delikli Zandona'nın bir korumasını sunuyorum. Dizinizi ve bacağınızı yıpranmadan koruyacak iç yumuşak astar tabakası var. Dediğim gibi yazın kullanabilmeniz için delikli bir model. Yani hava geçiriyor, fazla terletmeyecektir sizi. Yürümekte zorluk çekmezsiniz. Motordan indiğiniz zaman anında çıkartmak zorunda kalmazsınız. Mafsallı olduğu için rahat rahat yürüyebilirsiniz. Cırt cırt bantlarla takılıyor. Ve rahatlıkla dizinize uyacaktır. Ölçünüz ne olursa olsun dizinizden kaval kemiğinize kadar her yerinizi koruyacaktır. Bu da tavsiyemdir. Arkasından bir de TCX'in Square diye geçen, Square Sport diye geçen bir tane modelini sunuyorum. Motosiklet botunu belki gereksiz buluyor olabilirsiniz ama bu model herhangi bir bot alırsanız, bu aslında kısa bir model. Aslında uzun modelleri sizi daha iyi koruyacaktır. Ama dizlikle beraber giyiyorsanız bu bot şimdilik kafidir. TCX'in Square Sport denen bir modeli bu. Bu model nasıl bir model? Tabii her tarafında koruma var ve yazlık bir model olduğu için birçok deliğe sahip. Giyilmesi ve çıkarılması rahattır. Bağcıklı bir model. Ön tarafından kapanabilmesi için bir cırt cırtı var. Alt tabanında özel bir korumaya sahip. Yaklaşık 175 euro civarında. Topuk koruması var, bilek koruması var ve tabii ki bilek koruması birçok yerinde var. Bileğinizin üstüne kadar çıkan bir korumaya sahip. İç tarafı rahatlıkla hava alabildiği için yazın çok fazla terletmeyecektir. Zemine çarpmalarda veya sürtünmelerde bu tabanı özel yapıldığı için, özel alaşımdan yapıldığı için sizi gerçekten iyi koruyacaktır. Dediğim gibi burun, slider, bilek ve bilek üstü korumaları olduğu için bu bot alınabilir ve yaz için güzel bir seçenektir. Dediğim gibi bu Revit GT Air AGV K5 veya Fiveball eldivenin farklı modelleri, farklı renkleri var. İsterseniz gelip mağazamızda istediğiniz çeşide bakabilirsiniz. İstediğiniz kombini oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır. Hepinize iyi sürüşler.